24'ten iyi akşamlar. Efendim Sivil Siyaset'e hoş geldiniz. Çok yoğun bir gündem var. Hem içeride hem de dışarıda. Yeni yasama dönemi başladı. Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla, açık konuşmasıyla. Bugün mecliste grup toplantıları vardı. Genel kurul yoğun bir şekilde çalışacak. Dolayısıyla meclis takvimi temel başlıklardan bir tanesi. Bir diğeri ise hemen yanı başımızda Kuzey Irak'ta olan bitenler. Referandumla birlikte bağımsız bir Kürdistan'ın ilanına giden bir süreç var ama Ankara'nın buna dair tepkisi sürüyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha grup toplantısında bu yanlışla dikkat çekti. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci macerası var. Yeni dönemde ne olacak? Bu da konuşuluyor, tartışılıyor. Bütün bunları da çok önemli bir isimle konuşacağız. AK Parti Grup Başkan Vekili Profesör Doktor Sayın Naci Bostancı ile. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi önce bu yeni yasama dönemiyle başlarsak yoğun bir takvim, yoğun bir gündem ama burada en öne çıkan ne olacak? İç siyasete dair biz yeni dönemde mecliste ne göreceğiz? Özellikle genel kurul çalışmaları sırasında. 2017 sonbaharındayız. 2019 sonbaharında yeni sistem yürürlüğe giriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Yasal mevzuatın bu yeni hükümet sistemine göre gözden geçirilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması lazım. Meclisin bu iki yıllık dönem içerisinde yapacağı en temel çalışmalardan birisi uyum yasaları dediğimiz bu düzenleme işini yapmak. O nasıl bir takvimde olacak? Şimdi onun altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Onlar komisyona intikal edecek. Komisyonda görüşüldükten sonra genel kurulda peyderpey bu değerlendirmeler yapılacak. İşte seçim yasası, siyasi partiler yasası, bütünüyle yasal mevzuatın gözden geçirilmesi. Çünkü bazen kimi ifadelerinde değiştirilmesi icap ediyor. Çünkü yeni bir yapı, yeni yetkilendirmeler söz konusu, işleyiş süreç farklı. Mantık farklı. Bütün bunların derc edilmesi lazım yasal mevzuata. Problem olmasın. Dolayısıyla bu iki yıllık dönem içerisinde meclisin yapacağı en temel faaliyeti uyum yasaları diye tanımlamak mümkün. Bu yapılırken muhakkak iktidar ve muhalefet birlikte çalışmak durumunda. 2019'dan sonraki dönemde de iktidar ve muhalefet bu yasal mevzuat çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceğine göre ben bunlara katılmayayım yahut da ben şunu talep ediyorum bunu vermezseniz ben de söyleyecek söze sahip değilim. Ben kenarda durayım şeklinde bir yaklaşım çok fantastik olur. Ama olumlu, pozitif ve siyasetin bir imkan sanatı olduğunu unutmaksızın. Ama şu ana kadar bizim gördüğümüz kadarıyla CHP'nin pozisyonu biraz sizin dediğiniz gibi. Yani bu işe katkı sunmak yerine kenardan muhalefet edip bir de 2019'da şöyle bir retorikle ortaya çıkmak, eski sisteme geri döneceğiz. İşte parlamenter sisteme. Dolayısıyla CHP kenarda duruyor gibi, bunu koruyabilir mi? Şimdi CHP bir açmazla karşı karşıya onun adına bakıldığında, açmazı şu, 16 Nisan'da hayır demiş, evet geçmiş olmasına rağmen bunu bir türlü kabullenememiş, ama takvim yaprakları dönüyor, 2019'a doğru yürüyoruz. Bir iddia ortaya koymak istiyor 2019'da iddialıyız şeklinde. İddialı olmak farklı, gerçekler farklı. 2019'dan sonra sistem değişiyor. Adını ne koyarsan koy, sistem değişiyor. Ben geleceğim sistemi yeniden eski haline koyacağım. Bakalım gelebilecek misin? İddiaya sahip olmakla 2019'da gelmek birbirinden farklı. Sonuçta sen siyasetin bir parçasısın. Sana oy verenler beni mecliste temsil et. Türkiye'nin evet. Geleceğinde benim sözümü söyle diye oy veriyorlar. Ben beğenmedim bu oyunu, dolayısıyla oynamıyorum diye kimse oy vermez. Veyahut da sana ne kadar yetki verildiyse onun ötesinde bir yetki talebiyle davranamazsın. %25 oy almışsın, temsil ettiğin çevrelere karşı görevin ve aynı zamanda meşru siyaset zemininde oyunun kuralları çerçevesindeki görevin
Bu %25'i hakkaniyetle temsil etmek ve siyaset imkan sanatı derken kastım o. Mümkün olan nedir? Bunu görerek öyle bir stratejiyle davranmak. Dolayısıyla CHP 16 Nisan'daki tavrını sürdürerek buradan bir kazanç elde edemez. Ama tek surette uyum yasalarına ilişkin bir takım değerlendirmeler olacak. Ama onu da ilgilendiriyor. Şimdi burada %25'lik bir parti ama şöyle bir çabası var CHP'nin 16 Nisan'dan bu yana. Bu referandum sonucunda ortaya çıkan %49 bloğu korumak. Dolayısıyla %25'lik bir söz değil de %49 oranında bir söz söylüyor siyasette. Benim payım budur çıkışı var. Onun sözünü söylemek CHP'ye düşer mi bilmiyorum. Yani burada hayır demek için farklı sahipler, farklı programlar, farklı yaklaşımlarla bir araya gelmiş, tabiri caizse heterojen bir grup, homojen olmayan. Neye hayır diyeceği konusunda anlaşmış ama neye evet diyeceği konusunda aralarında bir mutabakat olup olmadığı meçhul bir araya gelmiş bir gruptan bahsediyoruz. Şimdi bunun sözcülüğünü CHP yapıyor ve diğerleri de kabul ediyorsa bilemiyorum ama diğerlerinin kendi programları farklıyken böyle bir sözcülüğe evet demeler de beklenmez. Mesele şu, 2019'da yine hayır demeyecekler. 2019'da bir şeye evet diyecekler. Yani bizim adayımız şu, biz de buna evet diyoruz. Tanımlarsanız işte sağa da yakın gelsin, sola da yakın gelsin, ona da yakın gelsin, buna da yakın gelsin. Bir tür bilgisayar hesabı gibi garip bir şey ifade ediliyor ama bunun gerçek dünyada karşılığı ne? Karşılığı yok. Yok. Bazen Hollywood yıldızlarının estetik yanlarını bir araya getirip bilgisayar üzerinden bir resim yaparlar. Bakarsınız hiç kimseye benzemez. Gerçek insanlar mükemmel varlıklar değildir. Aynı zamanda kusurlarıyla birlikte vardırlar. Zaten o yüzden gerçektirler. Şimdi tanımlamak farklı bir şey. O tanıma uygun bir gerçek figürü ortaya çıkartmak farklı bir şey. Zaten öyle güçlü ve karizmatik bir figür olsaydı bu %49 aynı zamanda 48.6 bir siyasi program etrafında da birleşirdi. Herhalde yeni doğmayacak bu insan. Belli bir yaşta olacak, belli bir kariyeri olacak, belli bir müktesebatı olacak. Şunu demek istiyorum. Öyle kolay bir iş değil. Şöyle bir mesela motivasyon ve çıkış noktası yetmez mi? Aynı zamanda hani bilmeyenler için Naci Bostancı siyaset bilim profesörü. O yüzden bildiği yerlerden soruyorum ama. Şimdi burada şöyle bir retorik, şöyle bir motivasyon. Erdoğan karşıtlığı, yani tırnak içinde hani Erdoğan'ı götürelim, hadi buna el verin gibi bir retorik, bir siyasi söylem. Çünkü 16 Nisan'da buydu o 49'u konsolide eden. Şimdi mesela 2019'a kadar bu motivasyon, bu retorik, bu motto yetmez mi? Yetmez. Çünkü Erdoğan karşıtı olmak Erdoğan'la anlamını bulan bir dildir. Erdoğan varsa ve iktidardaysa siz anlam taşıyan bir iş yapmış olursunuz. Peki siz nesiniz? İnsanlar bunu sormayacak mı? Tamam, Erdoğan karşıtısın. Temel motivasyonlarından birisi bu. Ama sen nesin? Sen ne yapacaksın? Senin varlığın ne? Senin kimliğin ne? Senin programın ne? Ne sorarlarsa ben Erdoğan karşıtıyım diyecekse bu sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza yarar. Yani o dil, o dil, o tavır onlara fayda getirmez. Tez gerekiyor. Tabii tez. Bir tezin olacak, bir iddian olacak, bir yaklaşımın olacak. Diyeceksin ki ben buna karşıyım ama şunun da yanındayım, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Programım şu, yaklaşımım bu. Sadece karşı olmaya dayalı bir dil, bir anlatım, bir program kesinlikle bir siyasal mobilizasyon aracı olamaz. Bu mesela hani birlikte çalışalım, bu uyum yasalarını birlikte çıkaralım çağrınız. Yani MHP zaten bu işin bu tarafında var. CHP'yi buraya ilave etmek, mesela seçim barajı, seçim sistemini, bunları tartışmaya açalım derlerse var mısınız buna? Seçim barajını düşürelim gibi, sistemi değiştirelim gibi. Daha önceden de bu konuya ilişkin bir yaklaşımı vardı. Çeşitli teklifleri söz konusuydu, hatırlayın. Evet. Daraltılmış sistem, dar bölge sistemi, dar bölge, barajlara ilişkin farklı teklifler. Ha, bunlar konuşuldu, bunlar müzakere edilir. Bunlar müzakere edilirken de yeni sistem çerçevesinde hem siyasi temsiliyeti sağlama hem de hakkaniyeti temin etme bakımından hangi sistem netice sağlar? Sonuçta eğer hepimiz
Türkiye'nin istikrar içinde geleceğe yürümesini temin etmek ve aynı zamanda temsiliyetin de en üst noktada gerçekleşmesini talep etmek durumundaysak herhalde aklın gereği bir yerlerde buluşuruz. O bakımdan tabii ki konuşulabilir ama konuşmak şu anlama gelmiyor. Ben muhalefetim, benim dediğimi yapın. Böyle bir şey değil. Ha, yani. Sonuçta müzakere karşılıklı tezler çerçevesinde rasyonel bir düzlemde yürütülmesi gereken bir iştir. O müzakerenin kastı Türkiye'nin siyasal istikrarı, temsiliyetin hakkaniyetidir. Bu çerçeve esasında tezlerinin ne olduğuna bakıp seçim sistemini de, işte partiler meselesini de o çerçevede elbette müzakere ederiz. Yani hani siz bir ön şartımız, bir kabulümüz, ön kabulümüz yok ama karşısında bir tazik ya da bir dayatma olmamalı. Müzakere, tartışmaya açalım. Yani muhakkak. Ama temel bir kabulü var tabii. Yeni sistem. Yeni evet. Sistemin parametreleri evet. Var. O parametreler çerçevesinde bu müzakereler yapılacak. Şu ana kadar biraz böyle prova niteliğinde bir takım adımlar gidiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olması gibi, işte partinin kurullarını toplaması gibi. Biraz bir geçiş süreci mi desek buna? Yani tam anlamıyla. Şu anda tabii ki bir geçiş dönemidir. Zaten 16 Nisan'daki referandumun bazı maddeleri, işte bir iki maddesi hemen yürürlüğe girdi. Hakimler, savcılar yürürlüğe girdi. Bazıları da 2019'da devreye girecek. Ama insanlar ne olup bittiğini biliyorlar. Uyum yasalarıyla birlikte zihni bir hazırlık, kimi pratik temrinler, öyle bakalım. Bu mesela şu ana kadar olanlardan böyle şey var mı? Hani arızalı giderilmesi gereken dediğiniz bir durum? Yani şöyle, sistemler teorik olarak da mükemmel olarak vaaz edilirler, edilme iddiasındadırlar. Ama yol yürürken kimi problemler yaşadığınızı görürseniz muhakkak revize edersiniz. Nitekim bizim çok partili parlamenter rejim dediğimiz sistem çeşitli kereler yasal mevzuat esasında bu müzakereler yapılarak revize edilmiş. Dolayısıyla bu sistem de pratiğine bakarak, pratikteki yürümesine bakılarak eğer problem doğuracak alanlar olur ise onlar muhakkak revize edilir. Ama bunu bugünden pratiğe yansımadan, işlerin nasıl yürüdüğü siyasetin zeminde görülmeden bir öngörü şeklinde söylemek kolay bir iş değil. Öngörü mevcut mimari içerisinde bu işin gayet iyi gideceği istikametindedir. Bu işi MHP'yle mi götüreceksiniz? Hangi işi? Yani bu yeni sisteme adaptasyon, uyum yasaları çıkarılması meselesi. Biz meclisle birlikte götürme niyetindeyiz. Yani MHP ile referandumda bir beraberliğimiz oldu. Dolayısıyla yaklaşımlar arasındaki yakınlık, benzerlik muhakkak görüşmeleri kolaylaştıracaktır. Çünkü sistem değişikliği konusunda bir mutabakat var. Onun alt başlıkları olan yasal mevzuatın düzenlenmesi hususunda da gerekli müzakereler yapılır. Olumlu, pozitif bir şekilde. Aykırı düşen CHP'ydi. CHP'de muhakkak şunu düşünecektir. 2019'dan sonra bu sistem yürürlüğe girdiğinde ben milletine diyeceğim, ya ben oyuna katılmadım, şimdi 4 sene sonrasını bekleyeceğim gibi deme lüksü var mı? Sormazlar mı? Sen niye bu 2 yıllık süre içerisinde yeni sisteme ilişkin bir takım tezleri sürmedin? Gücün yettiği ölçüde müzakerelerin bir parçası olmadın. Çünkü iktidar demek illa da bütünüyle iktidarın konsolide ettiği bir şey değildir. Çok parlak tezlerin, ikna edici yaklaşımların, halk katında karşılığı olan fikirlerin olabilir. Ve bunlar müzakerenin rasyonel parçasını oluşturur. Siz Meral Hanım'ın başlattığı oluşumu izliyor musunuz hocam? Yani kişisel olarak ben siyasette gelişmelere bakıyorum. Evet. Ama şu anda üzerinde konuşulabilecek, analiz yapılabilecek bir cesamette, büyüklükte olduğunu düşünmüyorum. Şu anda köpük olarak var olan bir durumdan bahsediliyor. Biraz böyle MHP'ye kızgınlık, biraz da böyle Erdoğan karşıtlığı üzerinden. Yani MHP'den niye ayrıldığının sorusuna mesela işte Bahçeli AK Parti'ye destek veriyor, kızdık gibi bir retorik, sağlam bir retorik mi? Ayakta tutma yeter mi? Öfke, kızgınlık, tepki vesaire gibi kavramlar ve motivasyonlar üzerine siyaset teşekkül etmez. Siz ancak geçici bir ittifak sağlayabilirsiniz. Köpük dediğim de esasen böyle bir şey.
Şimdi düne kadar MHP'nin içinde en milliyetçi biziz rekabeti üzerinden iktidar olmaya çalışmışsın. Ertesi gün demişsin ki burada olmuyor, ben alanımı değiştiriyorum, en iyi merkez sağ ben olacağım. Şimdi bu ikna edici olabilir mi? Sadece bir mühendislik olarak görülür. Yani bu olmadı, o zaman bunu verelim. Niye? İşte ben geleyim bir yerlere şeklinde anlaşılır. O zaman... bakımdan yani çıkışı, iddiası, yaklaşımı, siyasi mecradaki yürüyüşü kendi içinde tutarlı olmadığı için şu anda sadece bir takım karşıtlıklar, bir takım işte öfkeler üzerinden teşekkür etmiş bir köpük durumla karşı karşıyayız. O zaman anladığım kadarıyla sizi korkutmuyor. Hayır, niye korkusun? Çünkü yani AK Parti'nin tabanına da talibiz gibi bir söylemleri var ama. Yani sadece söylemle dille olabilecek bir şey değil ki. Dil dediğin derler de dilin kemiği yok, her şeyi söylersin. Ama ikna edici olabilir misin? Yani bir cümleyi diyelim ki herhangi birisinin söylemesi farklı bir şeydir. O cümleyi siyasette karşılığı olan bir insanın söylemesi farklı bir şeydir. Mesele o cümlenin kendisi değildir. Kim söylüyor? Millet ona bakar. Şimdi Tayyip Bey'in kurduğu cümleyle diyelim ki başka birisinin kurduğu cümle arasında halkın anlama biçimi açısından aynı cümle olsa bile büyük farklılıklar olmaz mı? Kimden geldiğine bakar. Kim konuşuyor? Evet. Ona bakarlar. Dolayısıyla konuşmak tek başına anlam ifade etmez. İnsanlar o konuşmayı söyleyen kişinin siyasi müktesebatı, siyasi mücadelesi, bulunduğu yer, kendini inşa etme biçimi üzerine yatırarak okur. İzin verirseniz hani buradan biraz da bu dış meselelere gidelim. Çünkü Türkiye ile birebir ilişkili. Bize her ne kadar hani içeriği bir şekilde dizayn etsek de dışarıdaki olan bitene çok bağımsız kalamıyoruz. Bu en temel başlıklardan bir tanesi de Kuzey Irak meselesi. Evet. Orada bir referandum yapıldı. Bağımsız bir Kürdistan kararı oylandı. Çok öfkelendik, çok kızdık. Niye? Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanımız parti grubunda da konuşurken Irak, Suriye, Orta Doğu'daki gelişmelerin aynı zamanda bizim iç ilişkimiz olduğunu söyledi. Niye iç ilişkimiz olduğunu söyledi? Çünkü bu coğrafyalarla Türkiye'nin karşılıklı mütekabil bir şekilde o ülkelerinde Türkiye'de sosyo-kültürel devamlılığı var. Kuzey Irak'ta Kürtler var, Türkmenler var, Türkiye'de Kürtler var, Türkler var. İnsan niteliğine baktığınızda, özelliklerine baktığınızda, geldiği gelene sahip olduğu değerlere baktığınızda arada sınırlar olmakla birlikte sürekliliği olan bir beşeri coğrafyadan, insan coğrafyasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bir manada iç ilişkiler gibi yansımaları, maniyetleri yahut da güç kaynağı oluyor. O bakımdan ne Türkiye'nin ne de Irak ve Suriye'nin Türkiye'deki gelişmelerden böyle bigane bir şekilde bakması, ilgisiz kalması söz konusu olmaz. Önce bunu yerli yerine koyalım. Yani bize ne Irak'ın toprak bütünlüğünden diyenleri diyemeyiz. Şimdi bu iş kategorik olarak sadece Kuzey Irak meselesi mi, yoksa Orta Doğu coğrafyasında bir süredir yaşanan gelişmelerin neticesi olan adımlardan birisi mi, ona bakmak lazım. Esasen bu 21. yüzyılda küresel güçler, büyük güçler şöyle bir stratejiyle davranıyorlar. Onu doğru okumak lazım. Aslında yeni bir akıl da değil. Tarihte karşılığı var. Belli coğrafyaları istikrarsızlaştıracak en temel unsur oranın çok daha etnik veya mezhep temeli üzerinden küçük bölgelere ayrılmasıdır. Balkanlar bu macerayı yaşadı malum. Kafkaslar'da benzeri karışıklıklar söz konusu. Doğu Avrupa aynı şekilde bunların sıkıntısını yaşıyor. Şimdi Orta Doğu coğrafyasında da böyle bir istikrarsızlık alanı doğrulmak isteniyor. Aslında zorla insanlara bir iş yaptırmak yerine sopa zoruyla, despotik güçlerle, büyük orduları, yüksek imkanları kullanarak, süper gücü kullanarak bir şey yapmak yerine oradaki insanların arzuları, fantazileri, düşünceleri, beklentileri, kendilerini görme biçimleri üzerinden bir mobilizasyonla kendi stratejine, amaçlarına uygun bir mimari kurmak istiyorsun. Amaç merkezi yapıları yıkmak, küçük parçalara bölmek. Niçin? Çünkü her merkezi yapı
aslında oradaki halkın çıkarlarına uygun bir pozisyon almaya ve kendi çevresiyle olan ilişkilerini bu şekilde kurmaya daha fazla gücü olan yapılardır. Ama küçük yapıların böyle bir gücü olmaz. O küçük yapılar kaçınılmaz bir biçimde, üstelik son derece düşük bir maliyetle süper güçlerin patronajını kabul ederler. Geçmişte bunun karşılığı dedim, Orta Çağ Avrupa'sına bakın. Evet. Orta Çağ Avrupa'sı, feodalite dediğimiz dönem, Mark Bloch bunu çok iyi anlatır, feodal toplumda. Küçük küçük Avrupa prensliklere bölünmüştür. O meşhur primus inter pares ifadesi buradan gelir. Eşitler arasında birinci, şövalyelerin yuvarlak masada oturmaları gibi, senyörlerin yuvarlak masada oturmaları gibi. Çünkü işlerinde onları toparlayacak, birleştirecek, böyle bir rol oynayacak bir kral olmadığı için kral dahi eşitler arasında birincidir. Peki feodalitede ne oldu? Bu insanlar sürekli birbirleriyle didiştiler. Bunların didişmeleri üzerine egemenliğini kuran, ordusu bile olmayan ama iktisadi kaynakları ve ruhaniyeti elinde tutan kilise oldu. Ortaçağ feodal toplumunun en merkezi yapılanması ve bütün o feodal unsurları, sözde krallıkları ve imparatorlukları kontrol eden kilisenin kendisiydi, Vatikan'dı. Şimdi bir bakıma küresel güçler tıpkı ortaçağ feodalitesi gibi Orta Doğu coğrafyasında bir feodalite doğurmak, üstelik bunu yaparken de insanların arzularına yaslanarak kendi hesaplarını gerçekleştirmek için bir strateji uyguluyorlar. Kuzey Irak'taki gelişme Kürtlerin özellikleriyle, Kürtlerin iradesiyle, Kürtlerin bağımsız bir şekilde var olmasıyla herhangi bir ilgisi olmayan bir iş. Böyle bir gerçekliği olsa İsrail bu kadar sempatiyle bakarak ne güzel, Kürtler de nihayet irade sahibi oluyorlar. Bunu medeni dünya adına, insanlık adına dev bir adam olarak görüyorum şeklinde takdim eder mi? Böyle yaklaşır mı? Sevinir mi? İsrail'in hesabına, İsrail'in hesabı da Orta Doğu coğrafyasında çok daha kolay hareket edebileceği küçük yapıların ortaya çıkması. Tabi bu da birileri adına konuşuyor. Bizim açımızdan riski daha açıp konuşsak, Güneydoğu'daki mesele, yaşayan Kürtler mesele mi? Sadece o değil. Mesele sadece o değil. Bakın, biz esasen Türkiye'nin şöyle bir rolü var. Dış politikası bu biraz geçmişlerinde gelen bir politikadır. Sorumlu bir politikadır. Bölgeye karşı ahlaki, moral bir sorumluluk. Mesele sadece bizim taşıdığımız hassasiyetler bakımından değil. Elbette o da var ama mesele o değil. Oradaki hassasiyet de esasen yine bütünüyle bu coğrafyanın istikrarsızlaştırmasına yönelik adımlar atılabileceği, insanların kanı, gözyaşı ve acısı üzerine patronaj kurulacağı endişesidir, kaygısıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin buradaki kaygısını böyle çok basit bir şekilde ulus devletin kendi milli birliğini sağlamaya yönelik kaygısından kaynaklanan Kuzey Irak'a itirazı şeklinde bir bağlama oturtmak çok yanlış olur. Kuzey Irak'ta kesinlikle yaşanan gelişme Kürtlerin özerk iradesiyle ilgili bir gelişme değildir. Sadece buraya has bir gelişme değildir. Bakın Suriye de parçalanmaya çalışılıyor. Libya aynı şekilde şu anda dramatik bir durumda. Yemen'in durumu ortada. Türkiye ne diyor? Merkezi yapılar güçlü olsun diyor. Irak kendi birliğini sağlasın. Evet. Suriye kendi birliğini sağlasın. Kimsenin toprağında bizim gözümüz yok. Ve biz orada Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin hepsinin en medeni haklardan en üst düzeyde faydalanmaları için ne gerekiyorsa onu yapma hususunda da irade sahibi olan, onların refahı, gelişmesi, böyle bir vizyon olan bir ülkeyiz. Şimdi Orta Doğu'ya bakışımız bu. Ama bunu sağlayabilecek olan küçük parçalara ayrılmış ve süper güçlerin tepesine patronaj kurduğu yapılar değil. Şimdi biz Ankara ve Ankara'nın, Türkiye'nin pozisyonu biraz daha açacağız ama ben izninizle Sayın Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grupta yaptığı konuşma çok dikkat çekiciydi, çok da tartışıldı. Dedi ki işte 82 Musul, 83 Ülkerk der yürürüz. Bu kadar basite indirgenebilir mi bu iş? Şimdi Sayın Bahçeli tabii MHP'nin genel başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir sistematiği, bir yaklaşımı, bir tavrı var. Ayrı bir parti. Elbette kendi programı, geleneği çerçevesinde bir dile sahip olacak. Bizim de
belli yerlere ilişkin hassasiyetlerimiz var. Bu hassasiyetler en temelde insan hakları esasında bir hassasiyettir. Eğer siz Kerkük'ün demografik yapısını bozuyorsanız bu en temelde insan haklarına aykırı bir durumdur. Niye bozuyorsunuz? Bırakın Türkmenler ve Kürtler kardeş bir şekilde Araplar yaşasınlar. Yani oradaki yapıyı bozarak şehri illa da bir etnik kimliğin silüeti içerisinde yerleştiren bir motivasyon bölgeye fayda sağlar mı? Barış getirir mi? Getirmez. Türkmenler de yaşayacak orada, özgürce yaşayacak. Kürtler de özgürce yaşayacak. Araplar da özgürce yaşayacak ama kardeşçe yaşayacak. Şunu unutmamak lazım. Bizim yaklaşımımız Kürtlerin de geleceği, Arapların da, Türklerin de, Türkmenlerin de geleceği ortak. Onlara rağmen, onlara karşı bir hamle yapmaya kalktığınızda Orta Doğu'ya barış ve selamet adına bir hamle yapmış olmazsınız. Hem hamleyi yapacaksın hem de bunu ben işte kardeşlik, dostluk, iyi niyet adına yapıyorum. Bunu kimse kabul etmez. Atılan bir adımı Kürtler nasıl görüyor, Araplar nasıl görüyor, Türkmenler nasıl görüyor? Bu hesabı yapmaksızın adım atmak doğru olmaz Orta Doğu'da. Devlet Bey'in o zaman söylediği hani 81 Düzce, 82 Musul, 83 Kerkük yani plaka numaralarını vererek Sayın Bahçeli, söylemez. Misak-ı Milli'ye bir atıf yaptı. Muhakkak şimdi Misak-ı Milli yani Milli Yemin elbette Türkiye Cumhuriyeti kurulurken en temel ahitti. Ve biz mümkün olduğu ölçüde bu ahide bağlı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ettirmeye çalıştık. O dönemde Kerkük, Musul buralar son derece ihtilaflı bölgelerdi. Maalesef 1926 anlaşmasıyla birlikte değişmezliği esas alarak bir takım sınırlar çizildi. Maalesef diyorum esasen uzun vadede belki müzakere edilseydi o coğrafyanın kaderi, siyasi kaderi daha farklı da olabilirdi. Ama bütün bunlar belli ölçüde tekemmül etti. Değişmez bir statü olarak garanti altına alındı. Şimdi bu statü değişirse o zaman tabii taşlar yerinden oynamış olur. O zaman herkesin her türlü lafı söyleme hakkının doğduğu bir yeni bir sayfa açılmış olur. Ama şeyin Devlet Bey yani bu konuda hep böyle tartışmalı şeyler söylüyor. Geçen hafta içinde de yaptığı yazılı açıklamada en az 5 bin ülkücü hazır bekliyor diye. Bu da biraz böyle soru işareti, sorunlu bir söylem değil mi sizce? Yani Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin bir değerlendirme yapmak istemem. Yani aslında temelde Türkmenlere yönelik bir hassasiyet çerçevesinde onlara haksızlık yapılmaması gerektiği hususuna vurgu yapan bir perspektiften görürüm bu yaklaşımlar. Yoksa bugünden yarın oraya adam gönderelim onlar da mücadeleye başlasın tarzında bir yaklaşım olarak görmem. Yani Türkmenler konusunda bir hassasiyet ifadesi olarak görürüm. O hassasiyet muhakkak Türkiye'de yaşayan herkes de var. Zaten Türkmenlere yönelik bir hassasiyetiniz olmaz ise Kürtlere ve Araplara yönelik de bir hassasiyetiniz olmaz. Orayı bir bütün olarak görmek durumundayız biz. Yani o kadar o coğrafya bir ortak kader doğuruyor ki tabii hususen belli bir kesimi öne çıkartan, diğerlerini yok sayan bir yaklaşım doğru olmaz o coğrafyada. Şimdi Kuzey Irak esasen bu 26 Eylül, 25 Eylül referandumuyla evet, böyle bir iş yapıyor. Çok yanlış bir iştir. O bakımdan biz aynı zamanda itiraz ediyoruz. Türkmenlerin de hukukunu, Arapların da hukukunu koruyacak tarzda ve ortaklığa halel getirmeyecek şekilde. Böylelikle merkezi yapıları hakimane bir durumda tahkim eden bir stratejiyle davranmak lazım. Şimdi yaklaşımımız bu. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı yarın İran'a gidiyor, Tahran'a. Şimdi bu görüşme çok önemli. Sadece bizim açımızdan değil. Bütün bölgenin gözü kulağı hani bu görüşmede. Tabii Amerika ve Avrupa'da hani ne oluyor diye bakıyor bu görüşmeye. Çünkü bu Kuzey Irak meselesinden sonra hızla Bağdat ve İran, Ankara benzer pozisyonlar aldı ve bir işbirliği yürüyor. İran'la bu anlamda iş tutmanın riskleri yok mu? Şimdi İran Orta Doğu coğrafyasında son derece önemli bir devlet. Geleneği olan bir devlet. Hassasiyetleri olan bir devlet. Esasen Orta Doğu coğrafyasında kimi emperyal niyetlerle yapılmak istenen kritik çatışma hususları dikkate alındığında İran'la müzakereler yapmak ve
nerelerde Antant kalındığına ilişkin bir tespit üzerinden Orta Doğu'nun istikrarı için çalışma ve çaba göstermek aklın gereği. Türkiye de bunu yapıyor. Çünkü bir taraftan işte Şia-Sünni çatışması yaratmak istiyorlar. Bir taraftan etnik kimliklere dayalı çatışma yaratmak istiyorlar. Böyle bir kışkırtma üzerinden istikrarsızlığı sağlamak istiyorlar. Buna mukabele etmek istiyorsanız o zaman bölgedeki merkezi büyük yapılarla belli konularda işbirliği yapmak ve Orta Doğu'nun istikrarı için ortak bir görüş geliştirmek lüzumunu duyarsınız. Türkiye'nin de yaptığı budur, İran ve Irak'ın da yaptığı budur. O yüzden böyle bir işbirliği doğru bir işbirliğidir. Suriye'de de esasen netice verdiğini gördük. Bu Astana zirveleri malum bugün evet. Suriye'de oraya, Rusya'da belli ölçüde ettik. Tabii belli ölçüde göreceli olarak istikrar sağlanmış gözüküyor. Bunu daha da ilerletebilmek için muhakkak Rusya'yla birlikte Amerika da bunu teyit ediyor, destekliyor. İran'la birlikte çalışmak gerekiyor. Şimdi biraz da Avrupa Birliği konuşacağız ama ben buna dair bir soru sormak isterim. Şimdi Barzani bundan sonra nasıl bir geri adım atar? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı hem bugün hem de pazar günü yeni yasama dönemini açarken dedi ki bu yanlıştan dönme erdemini gösterirsen yeniden Ankara'yı Türkiye'yi yanında bulursun. Nedir bu yanlıştan dönme erdemi? Yani referandumu tamam yaptık ama bir hata yaptık. Vazgeçiyor muyuz? Nedir o? Şimdi onu bilemem tabii ne yaparlar ama Türkiye'nin yaklaşımı şu. Bir, Kuzey Irak'taki halk bu işten mümkün mertebe zarar görmesin. İki, bu kararı alan yönetici kesim ki onların motivasyon kaynağı son derece farklıydı. Esasen buradan bir güç çıkartma, siyasal güç devşirme niyetiyle davranmışlardı. Buradan o siyasi gücün çıkmayacağını gördüklerinde muhakkak yine siyasetin imkanlar içerisinde bir geri dönüş yolunu bulacaklardır diye düşünüyorum. Ne olur derseniz onu artık o karar alanlar çevreden gelen değerlendirmeleri ve mümkün olanın ne olduğuna ilişkin bir aklı esas alarak o kararı alacaklardır diye düşünüyorum. Ama sürdürülebilir bir durumun içinde olmadığını hem referandum ceplerinde onların niyetleri referandumu cebe koyup bir adım daha atarak müzakereleri öyle sürdürmekti. Böyle sürdürülemeyeceğini görmeleri eski statte görüşmeleri devam ettirmeleri olabilir. Neydi mesela temel itirazlarından birisi? Irak Merkezi Yönetimi'nin maaşları ödemediği şeklindeydi. Evet. Zaten belli denetimler sağlanırsa bu petrol meselesine ilişkin o maaşların ödeneceği söyleniyor. Yani bir taraftan da müzakereler yapılıyor aslında. O müzakereler derinleştirilir. Herhalde bir yerde anlaşırlar. Bu Avrupa Birliği meselesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği meselesi yarım asırlık bir macera. Zikzaklar, gelgitler yaşıyoruz. Şimdi bu Ekim ayından sonra özellikle bu süreç bir şekilde hızlanacak. Almanya'da seçimler bitti. Bu macerayı biz nasıl sonlandıracağız? İyi bir bitişle bir evlilik mi yoksa biz ebedi böyle artık boşanacak mıyız, ayrılacak mıyız, herkes kendi yoluna mı gidecek? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı şey dedi, ya biz havlu atan taraf biz olmayacağız dedi. Ama dedi muhtaç da değiliz. Şimdi ne demek bu? Bu şu demek, siz yarım yüzyıl dediniz, aslında bizim Avrupa'ya yönelik ilgimiz 200 yıllık bir tarihi vardır, daha da geçmişe gider. Peşevi İbrahim Efendi, bu Avrupalı tarihçiler Padişah Efendimiz hakkında neler yazmışlar diye bakarlar. Fransız devrimine yönelik ilgi vardır. Ne oluyor Fransa'da 1789'da ne tür gelişmeler doğabilir onların takip edildiğini biliyoruz. Çok öğrenci gönderildiğini bu Japonya'daki Meiji dönemiyle birlikte bizde Abdülhamit döneminde çok öğrenci gönderildiğini ve Avrupa'daki gelişmelerin takip edildiğini biliyoruz. Şunu unutmayalım, mesela Abdülhamit Han İslamcı bir sultan olarak bilinir ve çok da tartışılır malum yakın tarihte Kızıl Sultan'la evet. Büyük Sultan diye iki farklı iki ekstrem değerlendirme söz konusu. Bana öyle geliyor ki Sultan Abdülhamit Han zamanında bana öyle geliyor kısmı giriş cümlesi sayın
yaptığı okullardan kurduğu sanayi tesislerine kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme istikametinde en dev adımları attığı zamandır. Bunun arkasında tabii Osmanlı'nın yaşadığı işte ıslahat fermanı, arazi kanunnamesi bir takım gelişmeler var. Şuraya bağlayacağım. Abdülhamit Han'ın İslamcılığı aslında modernleşme hamlelerini de halka taşıyan önemli bir fonksiyonu icra etmiştir. Bunu unutmayalım. Şunu demek istiyorum. İslamcılık aynı zamanda modernlikle iç içe girmiş bir İslamcılıktır. Ve Abdülhamit bunun iyi bir örneğidir. Bizim 200 yıllık tarihimizde de Abdülhamit Han dahil, en çok da o dahil belki, Osmanlı için söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte daha dev adımlarla medeni dünyanın bir parçası olmak isteyen bir Türkiye vardır. Sanat eserlerinden tutun, edebi eserlerine, gündelik hayatından tutun, siyasi kurumlarına kadar. Şimdi böyle olduğunda Avrupa Birliği ile bizim görüşmelerimiz bu tarihsel kaderin kaçınılmaz bir sonucudur. Biz zaten Avrupa ile birlikte bu medeni dünyanın içinde olmak isteyen bir ülke olarak ama aynı zamanda kendimiz olarak bunu hiç unutmayalım. Gökalp'in üçlemesini de hatırlayalım. Medeni dünyanın parçası olmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu diyoruz. Ey Avrupa, sen üniversal bir medeniyet iddiasındasın. O zaman kendi kabuğuna çekilmen, doğrudan ırkçılık yahut da kültürel ırkçılık marifetiyle surlar dikmen doğru olmaz. Hinterland'ı geniş tutman lazım. O yüzden Türkiye'nin katılımı Avrupa'nın medenilik iddiasına çok önemli bir katkıdır. Türkiye için de kendi tarihsel mecrasına uygun nihai bir noktadır. Arkasında böyle yüklü tarih olan olayların öyle bir günde, üç günde, beş günde sonlanması diye bir şey söz konusu olmaz. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şu: Avrupa Birliği'ne üye olmayabiliriz ama biz aynı zamanda yürüyeceğimiz yol belli. Kopenhag kriterlerine, Ankara kriterleri yapar, yolumuzda devam ederiz. Evet, evet. Yani bizim yürüyeceğimiz yol belli. Aynı zamanda ne dedik? Bunu bitiren biz olmayacağız. O zaman eğer Avrupa nihai sözü söylerse o zaman biter. Ne biter? Avrupa Birliği ile ortaklık işi biter. Onların kararı ama olarak. Duygusal ama duygusal bir kopuş değil. Türkiye'nin medeni dünyayla bir ve beraber olma istikametindeki yolculuğu temelleri son derece derin, kapsamı son derece geniş ve zengin bir yolculuktur. Bu muhakkak devam eder. Mesele şu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var mı? Muhakkak var. Ama emin olun Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye daha fazla ihtiyacı var. Niçin? Bakın bu son küresel krizle birlikte Avrupa'da çok daha belirgin bir tarzda içe kapanma eğilimleri ortaya çıkıyor. İşte yabancı düşmanlığı, İslamofobiya, Türk karşıtlığı vesaire, Hollanda, Almanya, bütün bunları da gördük. 1920'lerde Almanya çok ciddi bir enflasyonist baskı altındaydı. O dönemde bir günde markın değeri inanılmaz düşerdi. Sonuçta Nazilik hortladı orada. Ekonomik krizler yabancı düşmanı politikaları güçlendiriyor. Şimdi Nazilik gelirken yabancı düşmanlığına prim veren, sessiz kalan, itiraz etmeyen Almanlar sonuçta o gelişin bir bakıma kilometre taşlarını oluşturdular. Karl Jasper Almanların bu tutumunu 48 veya 49 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hukuki bir suçluluk, siyasi bir suçluluk, ahlaki ya da moral bir suçluluk olarak değerlendirir. Ki doğru bir değerlendirme. Şimdi bakıyoruz, Almanya çok önemli, o bakımdan söylüyorum. Almanya yeniden bu yabancı düşmanı siyasetler güç kazanırken küresel krizin de tetiklediği bir tarzda gerçek bir liderlik göstererek toplumu dönüştüren, yabancı düşmanlığının çıkar yolu olmadığını gösteren, ekmeği büyütme iddiasına ve Avrupa medeniyetinin universal karakterine sahip çıkan bir liderlik göstermek yerine popüler siyasetin sığ sularında boğulan bir siyaset görüyoruz. Bunun sonu onlara yaramaz. Eğer böyle devam ederlerse tıpkı 20'lerde sonra yaşanan o tarihsel kader gibi onlara değil ırkçılara yarar. Almanya'da esasen bu liderliği gösterecek insanlar var. Yani Sayın Merkel çok da eleştirdik. Böyle bir liderlik kesinlikle dıştan bakıldığında
kapasitesi olduğunu da görüyoruz. Politikanın sığ sularında boğulmayacak siyasetlere ve insanlara ihtiyaç var. Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu budur. Eğer bu sağlanabilirse, geçmişteki o tarihsel tecrübeden de, o mirastan da faydalanarak Avrupa'ya bir gelecek vizyonu çizilir, halk da ikna edilirse, peki, o zaman kollarını çok daha geniş açabilirler. Buna karar verecek onlar. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Profesör Doktor Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkan Vekili, sağ olun, var olun. Teşekkürler. Efendim bitirdik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yeniden sivil siyasette buluşalım diyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.